Ya Cengiz abi, söylemeyeceğim bir. Niye böyle iki düren bir çekirdek oldun? Ulan, her Ali Cengizliğimizi okursak bir canım, Ali nerede kalır, Cengiz nerede kalır? Aldın mı ağzının payını? Allah'ın armudu. Büyüklerine böyle sorular sorulur mu? Of, of! Ya içimde bir sıkıntı var ya. Hava da bir tuhaf, yağmadı bir türlü. Dur lan bulaşık. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İçime kurt düşürme. Ben içimdekini söylerim. Kurdu da bilmem, düşeni de bilmem. Ver Allah'ın verdiğine, vur Allah'ın vurduğuna. Suha velisiyle gelmiş be. Dayı, dayı bir bakar mısın? Allah Allah, ne oldu lan bu Suha'ya mevcutlu gelmiş ha? Ne oldu Mehbaran? Ne oldu Nezaket Hanım? Ne oldu? Cengiz abi göremiyorum. Gözüme kaynak kaçtı. Yani sanırım geçici körlük var bende. Yani mümkünse geçecek ama kulaklarım sapasağlamken Herodot Cevdet amcayı dinlemeye geldim. Tabii, tabii. Aman evladım dikkatli olun. Size emanet tamam mı? Ben çıkışta alırım. Ne münasebet Nezaket Hanım. Ben bırakırım. Kahvede bu kadar delikanlı varken hiç faktör değil. Mühim olan kör olması değil, nankör olmaması. Ya gel Süyhan buraya. Sağ ol dayı. Tamam. Gel, 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 aman gel, gel, aman yavaş, gel. Kapılar. Gel canım. Kapı. Hadi, size emanet. Tamam dayıcım, hadi. Tamam. Yavaş. Tamam. Gel Süyhan. Al sana kötü his bulaşık. Bak Süyhan kör olmuş. Gel. Aman, aman. Gel. Oy oy oy, işitiyor musun Süha? Alemin kralı geliyor, işitiyor musun? Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleykümselam. Vay Süha'm, ne oldu o badem gözlerine? Gözünde gözü olanın gözü çıksın. Gelip öpeyim o gözlerinden de. Geçsin. Amin. Otur Süha. Otur lan. Aga, kafana bir şey takılacaksa kafadan söyle. Öyle sonunda caz istemem. Çünkü bir sürprizim var. Aga, kafama bir şey takıldı. Bu sürpriz nereden çıktı? Nereden çıkacak ulan kıl? Şu güzelim, geçici kör Suha kardeşim Herodot amcasını dinlemeye gelmiş de ona ufacıcık bir sürpriz yapmayacak mıyım? Hem zaten görsel bir sürpriz değil, işitsel bir sürpriz. Kulak zevkine. Ulan taarruz keçisi, ne dolaşıyorsun öyle dağın yamaçlarında? Senin de kulakların sağır mı oldu? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Size Raş Kapoor'un Avare filmini anlattım mı? Öyle avare avare oturacağınıza yaklaşsanıza yamacıma. Yaklaşın bakayım. Dünyanın ta öbür ucundayız. Hindistan'da. Dünyanın en fakir ülkesi. İşte o yüzden naşi çivili yataklarda yatıyorlar, sepetten yılan çıkarıp oynatıyorlar ve kendilerine Hint fakiri diyorlar. Kardeşlerim, her ülkenin olduğu gibi bu gariban ülkenin de Hindistan'ın da zenginleri vardır. Mahracalar, racalar, kontlar, vikontlar ve diğerleri. İşte Raj Kapoor'da, yani filmindeki ismiyle Raji Kapoor'da böyle bir racaydı. Varlık içerisinde yüzüyor. Canı sıkıldığı zaman taç mahalin önündeki havuzlara atlıyor. Kurbağalama, zıpzıplama, fışfışlama, kulaç atıyordu. Bir eli Hint yağında, bir eli Hindistan cevizinde. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı felsefesinden hareket ediyordu. Bir gün Bombay sokaklarında dolaşırken orada raks edip şarkı söylemekte olan gözleri sürmeli, alnı kınalı, burnu hızmalı, bilekleri halhallı, kara kaşlı, kara gözlü, en güzel, yüzüne bakma bile doyamayacağın cirlop gibi bir Hint manitasını görüp aşık oluyor. Aman zamanlar olmuşsun. Oy oy oy. Hadi be. Kız güzel miymiş? Göremiyorum. Öyle güzel bir kızmış ki yüzüne bir bakan bir daha bakıyormuş. İşte o yüzden
Raşka Por'un dayısı da aynı kıza bakmış ve aşık olmuş. Ama yeğeninin de aynı kıza kesik olduğunu öğrenen zalim dayı iğrenç kahkahasını diye atarak çocuğun saflığından da istifade etmiş ve ailesinden kalan mirası avukatları aracılığıyla üstüne geçirmiş, zavallı Raşka Por'u Tiğteber Şahın Erdem bir vaziyette sokakların ortasına atmış kardeşim. Şerefsiz dayı. Sokağın ortasında çamurların içine düşen Raci, yani Raşka Por dayısının bu zalim hareketi karşısında beddua dahi etmez. Böyle Allah'tan korkmayan, kuldan utanmayan, fakirin, fukaranın, acın, yetimin, hakkını yiyenlerin, başkalarının aşkında, gözü olanların dünyasında benim yerim yok. Yemişim malını, mülkünü, şanını, şöhretini, sarayını, kulesesini, devasasını, yarasasını, bilmem nesini kardeşim. Ben bir küçük avareyim. Köşe bucak gezmeliyim. Allah yolunda Allah diyerek kendimi terbiye etmeliyim. diye yollara düşer ve üstü başı yırtık pırtık bir avare olur. Öyle bir avare olur ki şöhreti 7 düvele birden yayılır. O Bombay sokaklarında görüp aşık olduğu genç kızla peşine düşer. Birbirlerini adeta şarkı söyleyerek ararlar. Kimi zaman Hindu tapınaklarında, kimi zaman ineklerin kutsal sayıldığı caddelerde, kimi zaman ise köşebaşı kebapçılarında, yağmur ormanlarında hep aynı şarkıyı haykırırlar. Sevenlerin şarkısını, kavuşamayanların şarkısını, aşık olanların şarkısını, garibanların şarkısını, avarelerin melodisi. Avaram o. Benim kavuşmam lazım, eğer burada takılırsam avare kalacağız. Hadi hadi hadi. Avaram o. Bu şarkıyı geçici kör kardeşim Süha'ya ve bütün sevenlere armağan ediyorum. Avaram o. Avaram o. Ya kardeşim o asmalarda karam o. Avaram o. Avaram o. Ya kardeşim o buralardan kaçalım o. Avaram o. Avaram o. Beş parasız buralarda kaldım o. Avaram o. Şerefsiz dünya.